Evet Sayın Kadak. İstanbul Milletvekili Sayın Rümeysa Kadak. Buyurun Sayın Kadak. Sayın Başkan, çok kıymetli Genel Kurul, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Açıkçası bugün bütçe konuşmam için çok farklı bir hazırlık gerçekleştirmiştim ama buraya gelirken hem bir genç hem de bir öğretmen olarak görevi başındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Ayşenur hocamı anarak bir konuşma gerçekleştirmenin borcum olduğunu düşündüm ve son anda bir değişiklik gerçekleştirdim. Ruhları şad olsun. 20'li yaşlarının başında, hayatlarının baharında ki Necmettin hocam, Ayşenur hocam ve Aybüke hocam ve tabii ki daha niceleri memleketlerinden, sevdiklerinden çok uzakta ama çok büyük bir aşkla görevlerini gerçekleştiriyorlardı. Ben eminim şu anda beni binlerce genç öğretmen meslektaşım izliyordur, takip ediyordur. Ben bu öğretmenlerimizin, inançlı gençlerin, biz milletiyle dertlenen, bu ülkenin dertlerini kendi derdi benimseyen, milleti için üreten gençlerin, teröristlerin ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olduğuna inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da aynı şekilde. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığımız çok kıymetli çalışmalar gerçekleştiriyor bu minvalde. Şehit öğretmenlerimizin adını yaşatmak ve onların yükselttiği bayrakları daha da ileriye götürmek amacıyla. Mesela iktidara geldiğimizden, yani 2002 yılından itibaren 20 yılda bakanlığımız Doğu Anadolu bölgemizde 2947 adet, aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise 3161 adet gençlik ve spor tesisini hizmete açmış. Tabii bunlar sadece bir cümlede özetlenecek hizmetler değil. Çünkü her birisi milyonlarca gence dokunmuş, milyonlarca hikayeye sahip tesisler. Keşke böyle saatlerce anlatabilsek dokunduğumuz hayatları ve tabii ki sonuç oldukları, sebebiyet verdikleri hikayeleri. Çok kıymet veriyorum ama şunun da farkındayım. Maalesef bundan çok rahatsız olanlar da var. Neden? Çünkü yatırımlar çok şükür artık terör örgütünün istismarına alan bırakmamış durumda bölgede. Bu rahatsız olanların en başında PKK ve destekçileri geliyor tabii ki. Terör örgütleri şu anda çocuklara, gençlere ulaşamaz oldu o bölgede. Bunun çok kıymetli olduğunu biliyorum. Bölgeden artık raket seslerinin yükselmesinin, bölgedeki gençlerin artık İHA'lar, SİHA'lar yapmak istemesinin çok kıymetli olduğunu biliyor. Bu ülkeye aşık bir genç olarak da buradan bakanlığımıza gerçekleştirdikleri tüm hizmetler için teşekkürü bir borç biliyorum. Tabii bunları biz maalesef mecliste çokça duymuyoruz. Duyurmayı tercih etmeyen vekillerimiz de var. Bunun işlerine gelmediğini de tahmin edebiliyorum. Çünkü gençlerin gündemleri maalesef buradan çoğu zaman istismar edilmek için, çözüm üretmek için değil, sadece problemi dile getirip birkaç puan daha ekleyebilmek amacıyla dile getiriliyor. Bunu bir genç olarak üzüntüyle takip ediyorum ama biz yine de siz her problemi dile getirdiğinizde bir nasıl çözdüğümüzü heyecanla anlatıyoruz. Çünkü biliyoruz nasıl bir problem dile getirirseniz getirin çözümünü mutlaka yine AK Parti gerçekleştirecek. Mesela burada yurt bulunamadığını konuştunuz ve biz bu sene Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırdığımızı, %97 yurtlara talep noktasında dönüş sağladığımızı, talep karşılama performansıyla karşınıza geldiğimizi gururla duyuruyoruz. Aynı şekilde 800 öğrenci yurdu, 850 bin öğrenci kapasitesiyle dünyanın en büyük altyapısına sahip olduğumuzu yine aynı şekilde gururla sizlere iletiyoruz. Aylık 1800 TL beslenme yardımı yaptığımızı sizlerin sayesinde yine biz buradan dile getirme şansı tanıdık. Çünkü sizler eleştirinizi dile getirdikçe biz de bu eleştirileri nasıl çözdüğümüzü veya nasıl çözeceğimizi dile getirme fırsatı buluyoruz bu kürsüden. Yine aynı şekilde tabildotlar burada çok konuşuldu yurtlardaki. İyi ki konuşuldu çünkü bunları gençlerin fark ücreti ödememesi için getirdiğimizi
Yine sizler sayesinde biz bu kürsüden duyurma şansı yakaladık. Binlerce gencin KYK bu haizlerinin silinmesi noktasında çalışma gerçekleştirdiğimizi, ödeme kolaylığı tanıdığımızı, yurt ücretlerini gençlerin hayatını kolaylaştırmak için güncellemediğimizi yine sizler sayesinde çok şükür duyurma şansı yakaladık. Ama bence burada en kıymetli noktalardan bir diğeri de şu. Biz sadece gençler için çalışmıyoruz, gençlerle birlikte çalışıyoruz. Ben tamamlayalım lütfen. Teşekkür ederim. Çok kıymetli bu, teşekkür ederim, çok sağ ol. Gençlerin partiler üstü olduğunu, partiler üstü bir mesele olduğunu tüm genel kurulda dile getirmek, bunun da farklı siyasi partilerce karşılık bulduğunu görmek benim için çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Ben tabii inanıyorum ki AK Parti politikaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere sorumluluk vermesi ve AK Parti'deki diğer genç milletvekili arkadaşlarım sayesinde biz isteyin veya istemeyin önümüzdeki süreçte diğer muhalefet partilerinde de daha fazla genç milletvekili göreceğiz. Bana buradan büyüklerin meselesine karışmayalım diyen sayın vekillerim dahi bence istemeye istemeye genç milletvekillerimiz de aynı sıralarda görev yapacaklar. Bunu da çok büyük bir gururla takip edeceğiz AK Parti olarak. Bence bu bizim gerçekleştirdiğimiz en kıymetli inovasyonlardan, yatırımlardan bir tanesi. Teşekkür ediyoruz Sayın Kadak.